Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Benim bir süredir böyle içim, ruhum çok sıkıldığı, çok bunaldığı için ve son haftalarda bu böyle artarak devam ettiği için sizlere normalde özel açılım olarak yaptığım bir açılımı yapacağım bugün. İki deste şeklinde olacak. Twitter hesabımda önden duyurdum. İki tane görsel hazırladım. O görselleri buraya da yerleştireceğim. O görseller ile seçim yapmanızı isteyeceğim sizden. Eserin sahibinin de ismini yazacağım. Çünkü neticede illüstrasyonlar bir sanatçıya ait. O konuda da bilgilendirmiş olayım. Böyle bir atmosfer hazırlamak istedim bu arada size. Umarım seversiniz. Geçenlerde tripodum kırıldığı için halının üzerine yapmak zorunda kaldım açılımları. Ben aslında sevmiştim. Hani benim için rahat, sıcak ve samimiydi. Daha rahattım, daha konsantre olabiliyordum ama bazı izleyicilerim sevmemiş. Ben de o yüzden böyle masada bir atmosfer yaratmaya çalıştım. Umarım sever ve rahat hissedersiniz. Şimdi ruhunuzu tanıma açılımı, dediğim gibi tamamen özel açılımda nasıl yapıyorsam burada da o şekilde yapacağım. Bilgilendirmiş olayım. Şu an ruhunuz size ne söylemek ister? 1. Ruhunuzu sıkan, bunaltan, daraltan, ona iyi gelmeyen şeyler nelerdir? 2. Şu an ruhunuza iyi gelecek olan şeyler nelerdir? Neler yapabilirsiniz? 3. Şu an öncelik vermeniz gereken, yani şu an için yaşam amacınız haline getirmeniz gereken durum nedir? Olay nedir? Şey nedir? 4. Ve ruhunuzdan anlık böyle mesajlar, bunları da hayvan rehberliği kartlarından alıyorum. Dizilim halinde yaptığım bir açılım. Tarot destesi bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum. Özel açılımlarda da bu şekilde yapıyorum. Daha çok kullandığım, görmüş olduğunuz bu iki deste oluyor. Bilgilendirmiş olayım merak edenler için. Şimdi şöyle hediyemi de güzel Saliha'mın hediyesini de şu şekilde alayım, koyayım. Öğretmenler günü hediyem. Evet. Siz görselleri göreceksiniz. Birazdan ona göre seçiminizi yapacaksınız. Dediğim gibi aşağıda yine dakikası olur ama ben hani dediğim gibi izlemenizi tavsiye ederim. Odaklanın bir veya ikinci destelerden birisine ve başlayalım. Merhabalar birinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi başlayalım ruhunuzla konuşmaya. Öncelikle şu an ruhunuzun öncelikli olarak size söylediği mesaj nedir dediğimde ilk mesajımız kendini koru. Enerjini koruman gereken bir dönemde olabilirsin diyor. Bilginiz olsun. Etrafını şifa ışığından bir kozanın kuşattığını düşünerek kendini sert veya korkuya doyalı enerjilerden koru. Birilerinin, bir şeylerin, durumların, belki hatta kendi düşüncelerinizin size zarar vermeye çalıştığı bir süreçte olabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir tema var, bakın. Artış. Aslında hayatınızda güzel olan durumların, buradaki mücevherler gibi böyle yolda gittikçe arttığı, karşınıza güzel durumların çıktığı, şansınızın, o kısmetinizin açıldığı bir süreç olabilir. Ve bu oldukça hani şeyden korkarız ya, özellikle hani bizim kültürümüzde bu vardır, nazardan korkmak ya da birinin işte sahip olduğumuz güzel bir şey işte gözünün değmesi ya da bir söz söylemesi, canımızın sıkılması. Eğer özellikle de hayatınızda böyle bir şeylerin yoluna gitmeye başladığı bir dönemdeyseniz, ki bazılar için de gitmesini istediği bir dönem ve bu gelecek, bilginiz olsun. Çünkü ruhunuz diyor ki şu an sen artış dönemindesin, artış sürecindesin. Bu yüzden dikkat et, kendini koru. Burada hayatınızdaki insanlar da artıyor olabilir. Hayatınızda da hani çok daha fazla insan nasıl diyelim yaşantınıza katılacak olabilir ve bu yüzden açıkçası biraz hani her insan bir değil, herkes bir değil, her koşul bir değil. Birazcık böyle enerjinizi düşürebilecek enerjilere açık olabilirsiniz. Burada kendinizi doğrudan aslında korumanız tavsiye ediliyor. Peki burada hani bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi bence öncelikli olarak özellikle inanan kişiler için tabii ki dua, dua etmek. Ve aslında kartın mesajını verdiği durumda da şöyle bir şey vardır. Bir ışık hayal edilir burada. Bunu böyle sabah kalktığınız gibi mesela evden çıkmadan hayal edebilirsiniz, imajine edebilirsiniz.
Burada her ışığın da böyle yaklaşık 12 saatlik aslında bir süresi olduğundan yine bahsedilir. Ama çok fazla kalabalık ortamlara ya da stresli ortamlara, enerjisinden pek hoşlanmadığınız insanların arasına girip çıkıyorsanız, daha çok tekrarlamanız, gün içinde birkaç kere o ışığı yeniden böyle etrafınızda yaratmanız gerekebilir. Ve özellikle mesela ne ile ilgili bir korunma istiyorsanız, o rengi hayal ederek mesela bunu yapabilirsiniz. Özellikle böyle hani mor bir ışık çemberi daha çok işte daha ilahi korunma. Çünkü niye? Taş çakrayı gösteriyor. Bunun gibi gibi burada hani bununla ilgili araştırmalara yönelebilirsiniz. Ama şu an öncelikli mesajınız kendini koru oldu. Yani burada zaten görüyorsunuz adamın kalkanına yansıyan kişi orada onun düşmanı ve böyle garip canavarımsı bir şey var. Enerjinizi çekebilecek alışkanlıklardan işte mesela sosyal medya, sigara, alkol, ne bileyim fazla tüketim, her türlü belki giysi alışverişi, belki çok fazla yemek yemek gibi 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 durumlardan kendinizi koruyun. Burada hani artış teması da var ya, eğer hani bu bir şeylerin olumsuz anlamda artışıysa, özellikle de hani dedi ki size zarar verecek şekilde artışıysa, mesela işte çok yemek yemek gibi gibi, buna dikkat edin diyor, kendini koru diyor. Şimdi peki şu an sizin ruhunuza iyi gelmeyen, ruhunuzu sıkan, bunaltan meseleler nedir dediğimde, bakın statüko yani aynılık ve geçmiş yaşam sorunu geldi. Burada doğrudan hani geçmiş yaşama inananlar için bunu geçmiş yaşam olarak alabilirler. Ben geçmiş yaşam meselesine nasıl diyeyim, mesafeli bakan birisi olduğum için benim için şöyledir. Atalarımızdan getirdiğimiz aslında durumlar. Çünkü travmanın DNA'ya kodlandığını biliyoruz. Travmanın nesiller boyu DNA aracılığıyla aktarıldığını mesela biliyoruz. Hani ve bunun haricinde de aslında özellikle kendi yaşantımız, kendi geçmişimiz, çocukluğumuzdan getirdiğimiz şeyler. Yani bir çocuğun gelişimi sürecinde işte mesela 0-2 yaş arasında en basitinden mesela bir tuvalet eğitimi alırken yaşadığı en ufak bir aksaklık, en ufak bir korku unsuru ilerleyen yaşlarda mesela konuşurken kendisini ifade etmesinde bazı problemlere yol açabiliyor. Hani bunu pedagojik eğitimim olduğu için, bir öğretmenim olduğum için biliyorum. Çocuk psikolojisine eğer bakarsanız, gelişim psikolojisine bakarsanız, en temelinden çocukluktan aslında yaşadığımız durumların bugün kişiliğimizi, karakterimizi, davranış biçimlerimizi, fobilerimizi bile ne kadar etkilediğini görebilirsiniz. Burada belki çocukluk döneminde yaşanan durumlar ya da işte o ilk gençlik dönemi ya da şu anınıza kadar geride bıraktığınız hayatınız, yani komple geçmişiniz, ailenizle, anne babanızla, kardeşlerinizle, akrabalarınızla kurduğunuz ilişkiler, buraya gelen, getirdiğiniz bu durumlar, bütün aslında geçmişin yükü, evet şu an ruhunuzu sıkıp bunaltıyormuş gibi gözüküyor. Ne demiş kartınız? Bu durumun kökeni, yani bu sıkıntımızın bizim kökeni, önceki yaşamlarından birinde meleklerinden geçmiş deneyimlerini hatırlaman, bırakman, ders alman ve iyileştirmen için yardım iste demiş. Aslında dediğim gibi mesele şu. Geçmişte mesela ne yaptınız? Aynı hatayı tekrarlıyor musunuz? Aynı şeyleri tekrar tekrar mı yaşıyorsunuz? Eğer geçmişten o ders hala alınmadıysa, çünkü başka şekillerde karşınıza geçer. Yani en basit örneğiyle sürekli aynı ilişki problemini mesela yaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki hep aynı insanları hayatıma çekiyorum. Şimdi bir durup birazcık kendimize bakmamız lazım. Bakın yine statüko meselesi, aynılık dedik ya, evler hep aynı, aynı gidiyor, tek düze. Acaba işte aynı insanları çekiyoruz da hayatımıza, biz değişiyor muyuz? Belki biz de aynıyız, hep aynı kalıyoruz, değişmiyoruz. Israrla ilişkilere hep aynı şekilde yaklaşıyoruz. O zaman haliyle karşımıza hep aynı insanlar gelmeyecek midir biz dersimizi almıyorsak? Hani bu şunun gibi, ben işte ders alıyorum, hiç çalışmıyorum, çalışmıyorum, çalışmıyorum. Sonra diyorum ki bu senede kaldım, bu senede F geldi. Nasıl geçebilirim? Her şey aynı. Burada arkadaşlar şu an bizi sıkan, bunaltan durum geçmişten ders alamamak. Mesela işte yine bir örnek vereyim. Bu biraz bu arada acımasız bir açılımdır. Ay bunu keşke başta söyleseydim. Doğrudan ruhun kendisiyle yüzleştiğimiz için acımasızdır. Hani bir aklındaki kişi açılımı gibi böyle ponçik ponçik gitmez. Çat 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 o gerçekleri vurur. Bunu ben danışanlarıma da hep söylüyorum. Dediğim gibi özel açılım olarak verdiğim bir açılım tamamen. Aynı bu şekilde yapıyorum. Ve birazcık böyle serttir. Çünkü yüzleştirir, ders aldırır, tekamüle götürür insanı, farkındalık kazandırır.
Mesela özellikle diyelim ki arkadaşlıklarınız. Çok verici bir insansınız. Mesela kendini koru kartı geldiği için söylüyorum. Veriyorsunuz, veriyorsunuz. Herhangi bir ilişkide de olur. Aileyle olan ilişkilerinizde de olur. Çok vericisiniz. Sonrasında bir bakıyorsunuz ki insanlardan aynı karşılığı alamıyorsunuz. Vermişsiniz ama kimse gelip size bir şey vermemiş. Eliniz boş kalmış. Size diyor ki işte, geçmişte de aynısını yaptın. Geçmişte de verdin, verdin, verdin ilişkilerinde. Şimdi geliyorsun diyor. Diyorsun ki aynı. Yine insanlar beni yüzüstü bıraktı. Yine insanların ihanetine uğradım. Burada tabii neden böyle bir örnek veriyorum? Mesela en basitinden kendi yaşantımda kendimden gideyim, iğneyi kendime batırayım da sonra demeyin çuvaldızı niye bize batırdın diye. Öyle mesela ben de böyleyim. Yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Sonra diyorum ki bak yine aynısını yaşadım. Mesela son zamanlarda en çok yaşadığım durum özellikle arkadaşlıklara yapılan yatırımların boşa çıkması. Verdiğim şeyin aslında karşılık beklemeden evet belki veriyorum ama sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? İster istemez ben bunu yapmıştım ama o bana bunu yapmadı diyebiliyoruz. O yüzden burada özellikle geçmişte yaptığımız durumlardan arkadaşlar ders almak ve o aynılığı kırmak, buradaki statükoyu yani aynılığı kırmak ve yeni bir düzene geçmek gerekiyor. Aynı olması, bir şeylerin aynı kalması şu an ruhumuzu sıkıp bunaltıyor. Ben de seçerken birinci desteğe çok çekilmiştim. İki deste arasında kaldım. Kendi deste seçimde evet. Nedenini şimdi anlıyorum. Şimdi peki bize ne iyi gelir? Biz ne yapmalıyız? Çok güzel iki kart geldi. Birincisi sinirlendiğinde hizmete odaklan. Yaşam amacın, bakın, bütün amacın dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirebilirim sorusunu cevaplamak olduğunda çekim yasası otomatik olarak ihtiyaçlarını karşılayacak. Yani sen eğer kendi ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyorsan önce dünyayı, bütünü düşüneceksin. Sen dünyaya hizmet ettiğinde, sen insanlara hizmet ettiğinde, sen evrene hizmet ettiğinde senin de ihtiyaçların karşılanacak diyor. Hani şey gibi, çok aslında hani bizim mitlerimizde, bizim kıssaslarımızda vardır ya, işte Hızır gelir kılık değiştirerek işte ona yardım edersin. Senin aslında başka bir ihtiyacın oradan giderilecektir. Bilmezsin. Orada Allah seni sınar. Sen ona iyilik yaparsan karşılığında sen de iyilik bulursun. Birazcık onun gibi aslında. Sen diyor sinirlendin mi? Kötü mü hissettin? Birine mi kızdın? Git diyor birini mutlu et. Birinin ihtiyacını gör. Dünyayı nasıl daha iyi bir hale getirebilirim? Bunu düşün. İnsanlara mı kızdın? Git mesela hayvanları besle. İnsanlara mı kızdın? Git yine insanlara hizmet et ama bu sefer başka insanlara hizmet et. Mesela bunun gibi. Yine burada bakın. Ön sezi ve tezahür kartı geliyor. Şimdi tezahür dediği mesele zahir olması bir şeyin. Yani hayatımızda şu manifest dediğimiz, çekmek dediğimiz şey var ya, burada da dedi ya çekim yasası. O mesele. Şimdi siz zaten bakın bir şeyleri hissedebilen, görebilen, sezebilen insanlarsınız. Burada bu duygularınızı, ön sezilerinizi kabullenmek, kendinizin o hisleri evet açık olan halini kabullenmek, bunlardan korkmamak ve aslında hissettiğiniz ve arzuladığınız şeyleri hayatınıza çekebileceğinizi bilmeniz lazım. Eğer siz kendinizi kabullenirseniz, evet burada işiniz de kolaylaşacak. Şimdi yine bana uygun. Niye? Ay, çok pardon. Su içeyim. Niye? Çünkü geçmişte ben kendi hislerimden korkardım. Bir şeyleri önceden görmekten, özellikle rüyalar yoluyla haber almaktan çekinirdim. İstemezdim bir fikrim olmasını. Bu yüzden hani şey vardır ya, rüyanı kimseye anlatma. Anlatırsan göremezsin. Ben inadına anlatırdım. Sırf görmemek için. Çünkü çıkması yani gerici bir şey. İnsanı sürekli görüyorsunuz, sürekli haber alıyorsunuz. Birinden haberiniz oluyor, bir şeyden haberiniz oluyor. Hani ne gereği var, değil mi? Çok hoş bir tecrübe değildi yani. Ama ne zaman ki ha deyip bunlarla mesela yüzleşebildim, bunları kabul edebildim. Orada bir şeyler kolaylaşmaya başladı. Ve şunu da aslında anlıyorsunuz bir yerde bununla birlikte. Ben ne kadar iyi düşünürsem, İyi şeyleri çekmeye çalışırsam hayatımda, hani burada kadının bakın bir hayali var. Aslında kürede gördüğü kendi hayali. Onu gerçek kılarım. Onu gerçek kılarım. Bunu fark etmek. Yani özetle bir, şimdi sıra sıra bir gidelim.
Şu an gereken ne? Kendimizi korumak. Bize iyi gelmeyen ne? Geçmişte yaşadığımız sorunlar. Geçmişteki hatalardan ders almamak. Hep aynı kalmak. Bir statükonun içine sıkışıp kalmak. Bu arada şimdi şunu da söyleyeceğim. Burada hani bir şey teması var ya, ev teması olduğu için bana hep böyle şehir, yaşanılan yer, onunla yaşanan sıkıntıları da hatırlatır. Yaşadığımız yerden de şu an mesela memnun olmuyor olabiliriz. Taşınmak istiyor olabiliriz. Burada bir aynılık var, kısır bir döngü var. Belki çalıştığımız işten memnun değiliz ve bu bizi sıkıyor, bunaltıyor. Burada özetle sizi sıkan şey de bir, geçmiş sorunu. İki, aynılık. Aynı olan şey, uzun süredir aynı olan şey. Kısır bir hayat döngüsü. Belki sürekli aynı şeyleri yaşamak. Bu diyor bunaltıyor seni. Buradan diyor çık, denize at kendini şuradan. Çık diyor, bir nefes al. Dersini de al. Ve sinirlendiğinde ne yap? Sen de başkalarına hizmet et. Ama burada başkalarının kim olduğu kendi tercihiniz. Kimisi çocuklara, kimisi hayvanlara, kimisi gerçekten yetişkin insanlara belki. Evet, anlayamadığım şekilde yine video kapanmış. Telefonun hafızası dolmuş. Şunu söylemiştim en son. Sinirlendiğinde hizmete odaklan kartındaydım. Kim olursa olsun bir şeye sinirlendiğimizde, bir şey bizi aslında üzdüğünde, moralimizi düşürdüğünde daha iyi bir şeye, kendimizden daha aslında büyük bir amaca hizmet etmemiz gerektiğinden bahsediyor. Peki şu anki yaşam amacımız ne? Bunu da ben tabii anlattım. Video kapanmış o esnada. Girişimler, yeni başlangıçlar. Yani buradaki kızı görüyorsun. Sanki böyle yeni mezun olmuş, yeni bir heyecan, böyle balo kıyafeti giymiş gibi. Basamakları çıkacak, gidecek, yeni bir başlangıç yapacak. Yeni bir hayata doğru yolculuk aslında. Ve burada bakın, yaşam amacımız. Yani şu anki önceliğimiz. Ben bu açılımda yaşam amacını şu şekilde alıyorum. Ben insanın yaşam amacının hep değiştiğine inanırım. Yani kimisi için 6 ayda bir, kimisi için 1 senede bir, kimisi için 5-10 senede bir. Ama yaşam amacı hani şey değil. Doğdum, bir yaşam amacım var. Öldüm, hala aynı yaşam amacım var. Ona çok inanmıyorum. Hani temelde tabii ki büyük bir yaşam amacımız vardır bir tane. Ama minik minik değişim gösteren yaşam amaçlarımız da olmalı. Çünkü biz insanız, evrilmeliyiz, ilerlemeliyiz. Hep aynı kalamayız. Zaten buradaki sıkıntı bizim hep aynı kalmamızdan çıkıyormuş zaten. Buna bahsetti. Şimdi diyor ki Tanrı kutusu, bırakmanın ve ilahinin sana yardım etmesine olanak vermenin yolu olarak üzüntüleri, kaygıları, arzuları Tanrı kutusu denen özel bir kabın içine koyacağım bir kabı da yaz. Yani dileklerini, korkularını, endişelerini, arzularını, ideallerini bir şekilde bir yere yaz ve hani böyle dilek kavanozu vesaire vardır ya, onun gibi orada dursun diyor. İlla ki tabii bunu bir kavanoza vesaire koymanız gerekmez. Bir yerde listeleyebilirsiniz. Mesela işte ajanda tutabilirsiniz. Ajanda ben hani seviyorum. Böyle akademik ajanda kullanıyorum. Daha hani güzel oluyor. Benim daha çok işime yarıyor en azından. Mesela bunun gibi bir şekilde dileklerinizi özellikle de yazmanız tavsiye ediliyor. Çünkü neden? Şimdi siz burada başlatma enerjisinde çıkıyorsunuz. Şu anki önceliğiniz bir şeyi başlatmak üzerine. Yeni bir iş, yeni bir ilişki, herhangi bir ilişki, aşk, arkadaşlık. Yeni bir belki eve tanışılmak, yeni bir şehre, ülkeye taşınmak gibi gibi gibi. Şu anki yaşam amacınız girişim. Yeni bir şeye başlamak. Bir şeylere açılmak. Mesela düşünüyorum şu an benim de var birkaç tane yapmam gereken bir şey. Demek ki bunları yapmam gerekiyormuş. Çünkü dediğim gibi yani birinci destede bana çok fazla mesaj geldi. Aynılığı kırıp girişim yaratmak, böylelikle ruhun istediği o güzel olan artışa doğru gitmek gerekiyor. Peki şu an ruhumuzdan bize geleceğim. Anlık mesajlarımız ne? İlki indigo. Güzel bir kart değil mi? Indigo. Araştırdığın kişi bir indigo, yani çok duyarlı ve doğuştan lider demek. Şimdi birincisi, siz kendiniz birer indigo olabilirsiniz. Indigo kişilikleri araştırın. Kişilikler var böyle işte, indigo vesaire şu bu. Araştırmanızı tavsiye ederim. Bir de kristal çocuklar meselesi vardır. Burada indigoluktan bahsediliyor. Ya siz indigolarla muhatap olacaksınız veya olmak üzeresiniz, ya da kendiniz doğrudan indigo, yani bir lider, duyarlı insan olabilirsiniz. Çünkü neye bakın? Şöyle güzel bir tevafuk oldu kartlarda, rezone olduğu için tabii. Oracle kartınız flower, çiçek. Be honest with yourself. Kendinle dürüst ol. Ağzını diyor kapatma. Aç, bakın kızın ağzı çiçek açacak, görüyor musunuz? Kızın ağzı çiçek açacak.
tutuyor. Kartımızın adı çiçek. Bırak ağzın çiçek açsın. Saçların, ellerin, gözlerin. Kendi gerçeğini söyle. Kendi gerçeğin ne senin? Bırak, geçmişi geride bırak. Kendi gerçeğini söyle. Ve diğer kartımız hayvan ruhunuz şu an. Horoz, kendini ifade et. Horozun yani ne olduğunu biliyoruz değil mi hepimiz? Kendisi nasıl ifade ettiğini, sabahın köründe ciyak ciyak bağırdığını, insanları uyandırdığını, bir ideali olduğunu. İndigolarda neydi? Ne demiştik? Bir lider, bir duyarlı kişilik. Hadi kalk diyor. Bakın burada bu zavallı unicorncu, unicorn değil aslında, Pegasus bu. Almış götürüyor kanatlı atımızı. Almış götürüyor, ona yardım ediyor indigo çocuk. Çünkü o duyarlı birisi. Onun bu şekilde kalmasına gönlü el vermemiş. Ve bunu neyle yapıyor biliyor musunuz? Sevgiyle yapıyor. Kırmızı renk bu arada çok hakim. Kök çakra ile ilgili durumlar olabilir arkadaşlar. Bir check edin, onu bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Kırmızı ve mor özellikle açılım genelinde bana kendini gösteriyor. Mor da biliyorsunuz taş çakra. Yani 1 ve 7. çakralara dikkat edin. Gerçek sevgi geldi Guinevere. Kalbindeki romantik kıpırtılar evrenin sana en harika aşkı getirmesi için harekete geçirdi. Bazıları gerçekten şu an şunu bilmeli. Burada kişiden bağımsız, ama kişiden bağımsız. Gerçek sevginin size geleceğini bilin. Gelmesi gereken, ulaşması gereken sevginin. X kişi değil ama. Hani kimisi için o X kişidir gerçekten. Kimisi için işte YZ olabilir. Genel açılım. Ama nihayetinde gerçek olan sevgi aslında. Sizi mutlu edecek olan sevginin. Bakın yine burada da bir beyaz zambaklarla çiçek temamız var. Zambak benim en sevdiğim çiçek, beyaz zambak. Evet, ismim Güller ama ben zambakları seviyorum yani. Güllerin de beyazını severim ama evet. Beyaz gülleri de severim. Her çiçeğin beyazını severim yani. Görüyorsunuz, şöyle yapayım hatta. Birincisi, dediğim gibi şu an ruhunuz diyor ki sevginin sana geleceğini bil ne olursun. Ve bu her şeyde geçerli. Yaptığınız işte, aile ilişkilerinde herhangi bir şey alabilirsiniz. Bir kanaldan o sevgi geliyor. Bunun illaki aşk olması gerekmez. Aşksa da ne mutlu. Aşk da çok güzel bir duygu. Aşk da olsun. Ama bu aşk gerçekten bir bitkiyle, bir hayvanla da olabilir. Anne babaya duyulan, çocuğa, evlada duyulan. Ama tabii değil mi? Herkesin şu an en çok istediği sevgiliye duyulan o aşk. Onun da ayrı bir güzelliği var. Onun da ayrı bir tadı var. O da insan hiç olmadık anda gülümsetebiliyor. İyi ki varlar. Ay, romantikleştim birden. Herkes mutlu olsun ya. Gerçekten herkes inşallah sevdiği insanla mutlu olsun. Ama kendimizle de mutlu olabilmemiz için dediğim gibi şunu bilelim. Sevgi bir şekilde içimize geliyor. Çevremizden geliyor, içimizden geliyor. Ama biz de kendi doğrumuzu konuşalım. Olur mu? Kendi gerçeğimizi konuşalım. Hani horozun gerçekten o sabahın köründe ötüp haydi kalkın, haydi uyanın demesi gibi. Ya şu iki kart çok güzel geldi gerçekten. Kendinle dürüst ol diyor. Kendinle dürüst ol, ağzını kapatma. Çünkü sen belli ki bir indigosun. Yani duyarlı kişisin, lider kişisin, insanlara belki yol gösteren, öğretmenlik eden, rehberlik yapan, insanlara ses olan kişisin. Ay şey geldi bana burada, hani bir adeta radyo programcılığı, medya sektörü belki eğer varsa, yazmak, yazarak yol göstermek, mesela benim burada yaptığım gibi mesela konuşmak, artık bilmiyorum, bir şekilde diyor ki sen kendi doğrunu söyle lütfen. Evet. Böyle bir açılım arkadaşlar. Dediğim gibi özel açılımda aynı bu şekilde yapıyorum. Bazen tarot kartlarını ekliyorum, bazen eklemiyorum. Danışanın enerjisine bağlı olarak değişiyor. Sizin için anlatabileceklerim bu kadardı, bu şekildeydi. Yorumlarınızı muhakkak ki bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İkinci destemize geçelim. Merhabalar, ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi... Masanın bütününü hala alamadığım için tripodum henüz gelmedi. Yeni tripod sipariş ettim. Kusura bakmayın ne olursunuz. Bu şekilde biraz gidecek. Kartları ekrana getirip göstereceğim ama o konuda içiniz rahat olsun. Şimdi ben özel açılımlarda nasıl yapıyorsam burada da size aynı metotla yaptım açılımı.
Tarot destesi özel açımlarda da bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum. Çünkü bu desteler yeterli oluyor bizim ruhla konuşmamız konusunda. Tarot kartlarını ne zaman çeksem inanın buradaki mesajın aynısı geliyor. O yüzden gerek kalmıyor. Bununla konuşmayı, burayla konuşmayı daha çok seviyorum. Şimdi sizde şöyle bir şey oldu. Bu destede ben daha doğrusu bu açılımda dizilim yapıyorum. Dizilimle gittiğim bir açılım. 5 tane soru var. 5 soruya her işte desteden bir kart seçiyorum. Ama sizin desteniz konuştukça konuştu. Zannediyorum ki ikinci gruptaki arkadaşlar, yani ikinci desteği seçenler kendi içlerinde 3'e falan ayrılıyor. Böyle bir şey geldi. Karıştırırken çünkü şunu hissediyorsunuz. Bunu tarot okuyucusu arkadaşlarım bilir ya da enerjiyle çalışanlar bilir. Durma diyor, çek. Daha diyor anlatacağım var, çek. Dedikçe çektim. Hafiften başım ağrımaya şu an zaten başladı. Biraz krizli bir deste açıkçası. Ben kendim de hani hepimize iyi gelmesi adına zaten yapmıştım. Kendi deste seçimde maalesef iki desteye birden çekildim. İki ağır basmakla birlikte. Birden de alacaklarımı aldım. Şimdi sizin yorumunuza başlıyorum. Biraz uzun olacak sizin yorumunuz. Öncelikle sizin ruhunuz şu an ne söyler dediğimde korkuyu vakumla kartı geldi. Ruhunu tanıma açılımı yaptığımda danışanlarıma %80'e gelen kart budur. Yani bu %80 gelir. Belli başlı kartlar var, muhakkak ki gelir. Baş melekler Mikael ve İsrafil'den korkuya dayalı enerjiyi senden, çevrenden, bu durumdan ve ilgili herkesten kaldırmalarını istediyor. Şimdi arkadaşlar, şu an sizin ruhunuzun gündemi şu. Diyor ki size, sevgili ben, sevgili bedenim, zihnim ve kalbim, ben diyor senin ruhun. Ne olacak bizim halimiz? Çok fazla karanlık düşüncelerin içindeyiz. Önümüzde kocaman bir evren var aslında. İstediğimiz bütün güzellikleri bize sunabilecek zengin bir lütuf kaynağı var. Özellikle hani Allah'tan, yaratıcıdan sana gelecek olan çok güzel şeyler var. Ama sen şu an buradaki ışığı değil, karanlığı görüyorsun. Adeta bir labirentin içindesin. Başındasın. Girmek bile seni korkutuyor. Henüz girmediysen de girmek dahi seni korkutuyor. Ama sen zaten sürekli bunun içinde dolaşıp duruyorsun. Lütfen bu korkuyu vakumla diyor. Ya burada şey alıyorum, labirent tamasıyla özellikle. Sanki yapılması gereken, halledilmesi gereken o kadar fazla şey var ki, o kadar çok gündeminiz çok karışık. Hani engin evren, evet aslında güzel bir kart, müjdeli bir kart. Lütufların bol olduğunu söyler ama sanki burada sizde hani sorumluluklar da bol. O kadar bol ki, ya diyorum ya, zaten açılımınız, diğer desteğe gidin bakın. Orada hani her desteden bir kart var. Sizde 2 tane, 3 tane verdikçe verdi, düşürdükçe düşürdü. Hani ben almasam deste kendine attı. Bir şeyler çok fazla arkadaşlar. Yetişemiyorsunuz. Yetişemedikçe korkuyorsunuz. Zihniniz parçalara bölünüyor. Daha anlatırken dediğim gibi böyle alın bölgemde bir ağrı hissetmeye başladım. Yani zaten ben de hani çok ikinci deste çekilmiştim. Sebebi bu olabilir. Yani ben özellikle burada bu destede şeyi çok alıyorum. Maddi kaygılar. Maddi kaygılar sebebine birazdan geleceğim. Bu arada Müge uyandı. Şimdi devam ediyorum. Peki sizin şu an ruhunuzu sıkan, bunaltan, daraltan şey nedir? Huzur ve kendini koru. Kendini koru kartı birinci desteye de gelmişti. Arkadaşlar huzurum yok diyorsunuz. Huzurum yok. Daha doğrusu ruhumuz bunu söylüyor. Diyor ki canım kendim, huzurun yok. Hayaller gerçekten böyle bulutların üzerinde, buradaki böyle şeyler gibi, kuğular gibi. Gerçekten mutlu mesut olmak. Bu arada deste dedim ya, üçe ayrılıyor diye. Bazıları için lütfen kendi senaryonuza uyanı alın. Genel açılım neticede. Maddi kaygılar yoğunluktayken bir kısmınız için de aşık olunan kişiyle, ilişki yaşanan kişiyle ya da aile birey de olur, iç arkadaşı olur, normal arkadaş olur, fark etmez ama bir gönül bağı var. İnsanlarla olan ilişkiler de hakeza sıkıntı haline gelmiş olabilir. Diyor ki lütfen kendini koru. Şu an diyor ruhun sıkıntı altında, huzur bulamıyorsun. Evet, huzura kavuşmak, huzura ermek istiyorsun ama bunu bulamıyoruz. Etrafını şifa ışığından bir kozanın kuşattığını düşünerek kendini sert veya korkuya dayalı enerjilerden koru diyor.
Yani hayaliniz şurasıyken, pembe bulutlarken biraz gerçekliğiniz şu karanlık olmuş olabilir. Bu da yine açılımların %80'inde gelen bir kart. İstisnasız geliyor yani. Çok nadir gelmediği birkaç danışanım olmuştur bugüne kadar. Korku enerjisi çok fazla arkadaşlar. Maalesef ki korku enerjisi çok fazla. Hani peki ne yapılabilir derseniz, özellikle korkuyu vakumla kartı şunu söyler bize. Bir böyle süpürge hayal edin, tamam mı? Elektrikli süpürge hayal edin. Kartımda oradan, kendi kitapçık mesajında bu vardır. Bunun size bir ışık düşünün. Kendi artık tercihinize göre bir renk, bir ışık düşünün. En tepenizden, ta başınızın üstünden, ayak tırnaklarınıza kadar o böyle sizi diye çeksin. Üstünüzdeki bütün o korku enerjisini, bütün o karanlık zerreciklerin çekildiğini böyle gözünüzde canlandırın, olur mu? Bu çok faydalı bir yöntem gerçekten. Bunu yaparken ve yaptıktan sonra bazı böyle titremeler vesaire hissedebilirsiniz. Çok kısa, çok anlık, hani öyle çok büyük şeyler değil ama bedeniniz tepki verebilir. Normaldir, hani çekinmeyin, korkmayın. Bir aslında hani bir çeşit meditatif bir durum. Öyle anlatabilirim. Bunu yapmanız faydalı olabilir. Yine kendini koru kartının da bir ödevi vardır. Onunkinde de şundan bahseder. Her gün uyandığında işte evden çıkmadan, özellikle dışarıda yoğun olarak çalışan, dışarıya karışan biriyseniz bir ışık çemberi hayal edin, olur mu? Bunun sizi koruduğunu, bunun içine girdiğinizi. Yine burada kendini koru kartında hani ben şunu da muhakkak ki öneririm. Özellikle hani inancınıza bağlı olarak dua etmek, dualarla kendinizi korumak, bir kalkan oluşturmak çok faydalı olur ve olacaktır. Ve bunun haricinde dediğim gibi yine kartın ödevinde bir ışığın bizi koruduğunu, bir ışık balonunun içinde olduğumuzu, bütün o olumsuz enerjilerin o balonun dışarısına kaldığını imajine etmek önemli. Sabah şöyle bir tane oluşturun. 12 saatte bir yenilemek gerektiğinden bahseder ama eğer böyle daha kalabalık ortamlara, sıkıntılı yerlere girip çıkıyorsanız daha sık böyle onu tekrar tekrar o baloncuğu hayal edebilirsiniz. Yani biraz dediğim gibi sıkıntı, baş ağrısı çok fazla bu destede. Peki, şu an size iyi gelecek olan şeyler nedir? Birincisi büyük minnettarlık, bir bilinç kartı geliyor. Yani şükran duygusu, şükretmek, sahip olunan şeylere, ama hani şey gibi değil işte. Ne yapayım, elimdeki ellere şükür mü edeyim yani, ha iyi yaşıyorum buna mı şükredeyim falan gibi böyle nasıl desem. Şükret haline şükreti vardır ya, o şükret değil bu. Aha, Müge geliyor. Müge geliyor. Göster kendini. Bir nefesimiz açılsın, değil mi? Bir nefesimiz açılsın. Bir içimiz rahatlasın. Değil mi anneciğim? Tamam. Hadi sen devam et. Şöyle bir şükretmek arkadaşlar. Her gün mesela uyandık, tamam mı? Bugün uyandığım için şükürler olsun. Bugün nefes alabildiğim için, sağlıklıca burnumdan nefes alabildiğim için, burnum tıkanmadığı için, hani özellikle son 2 senedir korona gibi virüsün olduğu ortamda nefes alabildiğim için şükürler olsun. Beni yürüten ayaklarım olduğu için şükürler olsun. Sevdiklerim yanımda olduğu için şükürler olsun. Her gün kendimize mesela en az 5 tane şükredecek şey bulmak. Bunları ya dile getirmek ya da yazmak. Çok önemli. Özellikle yani kendi inancımdan yine hani bahsederek gideyim, istediğiniz gibi alın. İslam inancında çok elzemdir şükür. Bir nimetin devamlılığı için ve daha fazlasında gelmesi için şükre çağrılır kul. Der ki Allah'a şükret. Ama bu dediğim gibi hani öyle ağız ucuyla böyle şey bir şükür değil. Gerçekten bunu hissederek yapmak lazım. Nefesin, sağlığın, şükrün de en iyi böyle hastalık çekenler bilir zaten. Bu sıra yani bilmiyorum, benim için özellikle sağlık mevzusu çok şükredilecek bir şey. Burada kendinize gerçekten şükredeceğiniz şeyler bulun. Olur mu? Hani ama böyle hani şey gibi değil. Hadi buna şükrediğim gibi böyle yarım ağızlı değil. Gerçekten şuna şuna sahip olduğum için evet şükürler olsun dediğiniz şeyler bulun. Özellikle ruh sağlığı üzerinde şükür duygusunun, minnet duygusunun nasıl iyi faydaları olduğu hakkında da internette çok basit bir aratma ile aslında makaleler bulabilirsiniz. Burada minnettarlık dediğim gibi sizi toparlayacak bir unsur. Bunun yanında zaten diğer desteden gelen kart da, anneciğim dur çok fazla gürültü oluyor. Şu tarafa kızım. Hadi. Hadi. Tanrı
kutusu. Bu da yine birinci desteğe gelen kartlardan biriydi ama orada farklı bir yerde gelmişti. Bırakmanın ve ilahinin sana yardım etmesine olanak vermenin yolu olarak üzüntüleri, kaygıları veya arzuları Tanrı kutusu denen özel bir kabın içine koyacağım bir kağıda yaz diyor. Şimdi sizin zaten temelde iki mevzumuz var. Biri korkuları, kaygıları arındırmak, bir yere koymak. İkincisi de şükredeceğiniz şeyleri bir güzel bir derlemek, toparlamak. Bunu biz arkadaşımla yaşadık, Salih ile yaşadık. O da mı ikinci desteği seçmiş? Evet, o da sanırım ikinci desteği seçmiş. Dinleyecek şimdi. Çiçeği de burada, değil mi? Selamlar. Şöyle bir şey. Aha, Müge çıktı. Mügeciğim, mum yanıyor anneciğim. Oradan olmaz. Olmaz kızım. Orası olmaz anneciğim. Ay, böyle alayım seni. Böyle gel. Hiç oradan çıkmazdı masaya. Nasıl çıktı anlamadım. Nasıl çıktı gerçekten anlamadım. Bayağı unexpected bir yere gidiyor video. Müge sizi ziyaret etmek istedi. Bu ilginç mesela. Birinci destede bu kadar yoktu. Müge geliyor sürekli size. Kedilerle bir özel bir bağınız olabilir. Şimdi şöyle bir şey. Dedik ki ya hiç mi bir şey ilerlemiyor hayatımızda? Hep mi uğraşıyoruz? Hep mi aynı yere gidiyoruz diye bir gün böyle dertleşiyorduk. Aynı bunun gibi mesela, doğru durdum sonra dedim ki aslında bir düşünsene, bir senedir yaşadığımız şeyleri, bir senede kendimize kattığımız, bir senede hayatımızdan çıkardığımız şeyleri düşün. Biz böyle saymaya başladık. Aa, saydıkça aslında hiçbir şey aynı değilmiş, biliyor musunuz? Kendinize lütfen bunu yapın. Şimdi zaten özellikle bu videoyu çektiğimde izleyenler Aralık ayında izliyor olacak. Aa, 1 Aralık'ta. Çok güzel denk geldi gerçekten. 1 Aralık'ta izliyor olacaklar. Bir senenin muhakemesini yapın, olur mu? Geçen sene ne vardı hayatınızda? Zaten hani kart bunu söylüyor. Geçen sene ne vardı hayatınızda? Bu sene ne var? Geçen sene ne vardı? Mesela memnun değildiniz. Bu sene ne yok? Geçen sene mesela neyin yokluğu üzüyordu sizi? Bu sene ne var? Bunları bir gözden geçirin. Bunları yazın. Ve burada özellikle hem olana hem olmayana lütfen samimi bir şekilde minnet duyun. Burada yani bir self-evaluation. Ne o? Öz değerlendirme. Önemliymiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir bakın. Neler var? Neler yok? Şimdi gelelim. Bu iyi gelecekmiş size. Sanki bunu fark etmek gerçekten mutlu edecek size. Lütfen bana yorumlarda da yazın. Hani yaptım veya yaptım, oldu veya olmadı gibi. Peki şu anki yaşam amacımız nedir? Şu anki yaşam amacımızda arkadaşlar birden fazla konu geliyor. Birincisi arkadaşlar ve meslektaşlar geldi. Gerçekten burada insanlarla girdiğiniz kontak, onlara sunduğunuz, onların size sunduğu durumlar önemli olabilir. Bunun yanında, yani bu kartımın bahsettiği bu. Bunun yanında Müge yine çıkmak isteyecek masaya. Bir, bu konuda meleklerinden yardım istedin mi? Yani burada yine dua teması, isteme teması. Bunu diyor yapabiliyor musun? Sen isteklerini dile getirebiliyor musun? Bazen dua etmek zorlaşabilir bazı durumlar. İnsan etmeyi, dua etmeyi, istemeyi ya da insanlardan mesela bir şey istemeyi zorlaştırabilir. Lamba dere atladı Müge. İnsanlardan bir şeyler istemeye mesela yapabiliyor musun? İnsanlardan yardım alabiliyor musun? Yoksa insanlar sana yardım etmek istediğinde elinin tersiyle itiyor musun? Hani belki de burada meleklerinden yardım istedin mi diyor ya. Belki buradaki melekleriniz sizin arkadaşlarınızdır. Hayatınızdaki insanlardır. Meslektaşlarınızdır. Belki aile bireylerinizdir. Artık hani kimse neyse yardım ettiklerinde kabul ediyor musun? Ya da sen doğrudan mesela yaratıcıdan istiyor musun bir şeyleri? İkincisi, ikinci yaşam amacı nasıl? Burada dediğim gibi çok şey var. İkiz Alev geliyor. İkiz Alev şimdi bize burada ruhsal temelli romantik bir ilişkiden bahsediyor. Şöyle bir durum. Gerçekten belki de burada yine insanlar teması geldiği için şu anki yaşam amacınızda sevgi duyduğunuz, aşık olduğunuz, ilişki yaşadığınız insanla ilgili durumlar önemli olabilir. Hani ben ikiz alev konseptini çok bugün yaygın olarak kullanılan ikiz alev olarak almıyorum. O konuda çünkü çok bence bir furya var ve dediğim gibi o konuya yorum yapmıyorum. Burada doğrudan herhangi bir insanla ama özellikle de evet aşık olunan, sevgi duyulan, ilişki yaşanan insanla ilgili durum şu anki sürecinizi etkiliyor olabilir.
Üçüncü başlığınız sizin dediğim gibi böyle gündem maddeleri halinde geliyor. Boğaz çakrası. Melekler kendi doğrunu sevgiyle söylemene yardım ediyor diyor. Şimdi ortak bir mesaj var aslında. Üç farklı mesajın haricinde ortak bir mesaj var. Bu da nedir derseniz şöyle bir şey. Birazcık daha çekeyim de gözüksün kartlar. Şöyle bir şeyden bahsediyor aslında. Işık çok mumdan vuruyor galiba. Diyor ki bir toplumun içindesin, topluluğun içindesin. Ama sen kendi doğrunu söyleyebiliyor musun? Boğaz çakran şu an aktif olarak çalışıyor mu? Yoksa kendini susturuyor musun? Hani meleklerinden yardım istedin mi diyor ya mesela. Bence bu da buna dahil. Kendi doğrunu gerçekten aktarabiliyor musun? Yoksa işte ay aman insanlar kırılır, üzülür. Ben o yüzden şey yapayım. Ya da beni yadırgarlar, beni dışlarlar. Acaba bundan mı korkuyorsun? Ya da işte ilişki yaşadığın insanla bazı problemlerin var. Şöyle mi düşünüyorsun? Ya ben şimdi bunu söylersem biz ayrılırız. Bizim ilişkimiz biter. Ve bu yüzden acaba kendini mi korkutuyorsun? Diyor ki ne olursa olsun yapman gereken şey şu an senin kendi doğrunu söylemek. Çünkü yani doğru er ya da geç zaten ortaya çıkacak. Çıkartana kadar zorlayabilir. Çünkü çıkması gerekecek. Ve siz onu çıkartmadıkça sizi zorlayabilir. Ben mesela 1,5 aydır yani Mihri'yi kaybettiğimden beri çok yoğun çalışıyorum. Hiç bilerek nefes alacak vakit bırakmıyorum kendime ama dinlenmem gerekiyordu artık ve ben dinlenmedim. Ne oldu? 2 gün önce bir sabah panik atak geçirdim ve ben panik atak hastası değilim. Çok ani oldu yani hayatımda daha önce belki sadece bir kez tecrübe etmişimdir. O da 1 sene önce. Neye uğradığımı şaşırdım odada kaç saat. Tekim, yalnızım odada hani ailem uyuyor. Ben sonra 2 gün mecburen dinlenmek zorunda kaldım. Anlatabiliyor muyum? Hayat zorlar bizi. Eğer biz orada mesajı ısrarla görmezsek, ısrarla bir şeyleri susarsak, der ki hadi bakalım, şimdi bunu senin için yapma zamanı, öyle ya da böyle yapacaksın. O yüzden burada lütfen kendi doğrunuzu, elbette hani insanları kırarak üzerek değil, ama kendi ayarında, üslubunca dile getirmeye gayret edin diyor. Yani başkalarını burada üzmemek adına mesela kendinizi üzmeyin. Başkaları hani bunu dersem kırılır ya deyip de orada o sözü mesela yutmayın. Dile getirin. Güzel sınırlar çizin kendinize. Şimdi gelelim mesajlarınıza. Mesajlarınız da çok daha fazla. Birincisi abundantia refah. Evren tüm refahını sana veriyor, almaya hazır ol. Öncelikle bolluk ve bereket temanız var. Bu çok güzel. İlişkilerde belki yine orada da hani bir şifalanma anlamında olabilir. Ama daha çok dediğim gibi böyle maddi konularda bir refah, bir ferahlama, belki sağlık konularında ilerleme söz konusu olabilir. Bunun yanında çekim yasası geldi, çok tatlı. Sen daha duyarlı ve enerjilerin daha farkında olduğundan bir zamanlar zevk aldığın ilişki ve faaliyetler şimdi değişiyor. İşte yukarıda bir hani yaşam amacında şey gelmişti ya. Boğaz çakrası ile yine kendi doğrunu söyle. Acaba mesela hani bir mesela ortamın içindesiniz, bazı ilişkileriniz var, bazı belki arkadaşlıklar. Hani her şeyi aşk olarak anlamayalım lütfen. Tabii ki aşk ilişkisi de olabilir ama mesela arkadaşlıklarla ilgili bir durum var. Mesela 15 senedir bir arkadaşlığınız var. 15 sene önce siz farklı bir insandınız, o farklı bir insandı. 15 senenin içinde işte üniversiteye gittiniz, kariyer edindiniz, farklı şeyler yaşadınız, kişiliğiniz ve karakteriniz de oturdu. Haliyle artık eskisiz değilsiniz. Artık istekleriniz değişmiş hayattan. Olmuyor, gitmiyor mesela. O ilişkileri belki bitirmek. Bunun gibi alabilirsiniz. Ya da işte yine 5 sene önce mesela farklı bir iş, meslek hayaliniz vardı. Ama artık siz farklısınız. Hayat size farklı şeyler katmış. İstekleriniz değişiyor. Bu isteklerin farkına varabilmek önemli. Şimdi yine çok çok gelen kartlarımızdan mesajlar devam ediyor. Prenses ve tron yani taht geldi. Diyor ki your potential is endless. Potansiyelin, kapasiten aslında sonsuz. Yine refah kartı da bana hep o sonsuzluğu çağrıştırır. Bol. Bol. Ne istiyorsun? Neyi istiyorsan hadi bakalım. Taht senin. İstediğin her şeyi alabilme gücün var şu an. Ve yine burada you can be your own knight. Kendi kendinin şövalyesi olabilirsin. Kendini aslında o kuleden kurtarıp buradaki tahta oturtacak olan sensin diyor. İki farklı mesaj da geldi. Dediğim gibi size çok fazla söyleyeceği şey var. Yine gelelim hayvan ruhlarınıza. Hayvan ruhlarınızda
Yine 3 tane kart geldi. Birini ben çektim. Diğer ikisi de dedi ki atladı, bizi de alacaksın dedi. Benim çektiğim Yunus. Neşe getiriyor musun? Diyor. Yaptığın şeye neşe getiriyor musun? İlişkide olduğun insanlara neşe getiriyor musun? Kendine neşe getiriyor musun? Hayatta o yaptığın şeyden gerçekten zevk alıyor musun? Yoksa öylesine mi yapıyorsun? Çok tatlı bir kart. Neşe getiriyor musun? Mesela bunu sorun. Ben bunu yapıyorum, bunu yaşıyorum ama neşe getiriyor mu bu durum bana? Ya da ben biriyle bir ilişkin içindeyim ya da bir iş ortamının içindeyim. Karşımdakine neşe getirebiliyor muyum? Bunu kendimize soralım. Ve destenin attığı kartlar güvercin ve karga. Karga diyor ki korkulardan özgürleşme, yukarıda karanlık düşünceler ve korku teması fazla gelmişti. Güvercin de diyor ki iyilikler yolda. Hani şeyi de çağrıştırıyor bu hep bana. Bu sanki geçenlerde benim bir özel açılımda böyle geldi. Böyle geldi sanırım. Evet, böyle geldi. Aynı metafor geliyor aklıma. Karga aslında güvercini yiyebilir ya. Diyor ki korkma, öyle bir şey yok. Korkulardan özgürleşiyorsun. Senin için iyilikler yolda. Ama sen dikkat et, bir bak bakalım. Gerçekten neşe getiriyor musun yaptığın şeylere? Yani sizin açılımınız çok yoğundu açıkçası arkadaşlar. Çok fazla şey söyledi, çok fazla kart getirdi. Mesaj da gelince ben almak ve aktarmak durumundayım. Hani diğer desteği işte mesela az kart seçtim diye buraya hani çok geldiğinde seçmemek, anlatmamak gibi bir lüksüm yok. Geldiğimi anlatmak zorundayım. Anlattığı şey özetle bu. Bir, refah durumu geliyor. O güzel istediğiniz özellikle maddi konularda çözülmeler varsa bunların gelmesi. İki, yaptığınız şeylerde neşe getiriyor musunuz? Mutlu musunuz? Özgür müsünüz? Gelecek diyor, merak etme. Korkulardan özgürleşeceksin. Ama yeter ki burada kendimiz de buna hazır olabilelim. Olur mu? Kendimizi bu kaleden kurtarmaya hevesli olalım. Ha bu şeyle olur mu derseniz işte zorla ben ayağa kalk. Hayır, öyle bir şey değil. Sabırlı olmak lazım. Hayatta her şey bir süreç. Ben hani şeye inanmıyorum. O toksik pozitivizme inanmıyorum. Hani var ya böyle bağıra bağıra insanlara kendine gel. Sen yapabilirsin çünkü sen şu kadar güçlüsün. Hayır. Ayağa kalkmak da zaman alır. Hani çocuk nasıl ki düşe kalka büyür. Düşeceğiz de. Ama bizde ne olmalı? İlla ki ayağa kalkmak zorunda değiliz. Ama ayağa kalkmak için isteğimiz olmalı. Olur mu? Ayağa kalkmak için hiç olmazsa emeklemek, dizimiz acıdığında oraya bir yara bandı yapıştırıp tamam, iyi olduğunda kalkacağım diyebilmek önemli. Umarım ki her şey hem sizin adınıza, hem benim adıma, hem bütünün ayrına güzel olur. Bana lütfen yorumlarda yazın. Ne hissettiniz? Ne getirdi size? Ne çağrıştırdı? Bir karşılığı oldu mu sizde açılımı? Çünkü çok kalbimden gelerek yaptım. Özellikle hani kendim biraz tatsız 2 gün geçirince hayat artık yüklerinden, sorumluluklarından, özellikle maddi konulardan kaynaklı olarak dilerim ki sizlere de bir nebze şifa sunabilmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.